Talihsizce bitti sizin için. Evet. Oradan mı gelelim? Nasıl yapalım? Oradan gelelim. Evet, çok talihsizdi. Güzel bir sezon aslında. Çok sevdiğim takım arkadaşlarımla birlikteydim. İnanılmaz bir mavi takım vardı enerji olarak. Hepsini gerçekten çok seviyordum ve bu sene çok fazla kaossuz geçti. O yüzden mutluyum. Ama benim için yarım kaldı. Tabii ki tüm yarışmacıların ilk hedefi Birleşme Partisi'ni görmek. Benim de ilk hedefim oydu. Ama olmadı. Şöyle düşünüyorum, belki beni çok daha büyük bir sakatlıktan kurtardı bu sakatlık. Yarım kalan bir hikaye var ama hiçbir hikaye yok. Yağmur bende o, bende o. Biz son eşide Yağmur sakatlandı ve beni yalnız bıraktı. Beni yalnız bıraktı Yağmur. Çok üzüldüm. O gittiği için bir başka bir arkadaşımla yarıştım ve mağlup oldum. Senin yüzünden. Eksikliğini hissettin mi, eksikliğini? Yağmur bizim adanın enerji bakanı. Evet. Yemin ediyorum. Evet. Doğru. Müthiş bir enerji veriyordu. Çok iyiydi ya. Teşekkür ederim. İnşallah bir daha seninle yarışmak nasıl olur? Şöyle, tabii ki isterim. Hiçbir hikaye yarım kalmaz bence. Tamamlanacak bir hikayem var. Yaşım genç, daha 25 yaşındayım. Defalarca kez buraya gelebilirim. İsterim de ama nasip tabii ki. Hırslıyım, azimliyim diyorsun. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Peki, bu akşamki final senin için nasıl geçiyor? İnanılmaz bir final. Survivor'ın en güzel finallerinden bir tanesi bence. 3 sezonun, yani benim yarıştığım 3 sezonun en güzel finalinden biri olabilir. Binlerce insan heyecan ve adrenalinle gerçekten çok heyecanlı geçiyor. Seda elendi, üzgünüm tabii ki. Kalbim ondan yanaydı. Diğer yarışmacıların hepsi de hak ediyor bu arada. Hani birini seviyorum, birini sevmiyorum asla değil. Ama daha çok mesai harcadığın insanların şampiyon olmasını istiyorsun. Ay! Yalnız kalamıyorum bugün. Benim gönlüm Ogeday'dan yana. Çünkü Ogeday'ı çok seviyorum. Hem inanılmaz bir arkadaş, çok yetenekli bir yarışmacı. Yasin Obuz, sen ne diyorsun? Söyledikleri cümlelerin %50'si yalan. %30'u şüpheli. %20'si doğru. Neden, iyi bir takım değil miydi? Ogeday'ı destekliyoruz dedim. Ogeday'ı destekliyor ama ben bir söyleyeyim mi? Tam bir kadıncı. Abi, kirli çamaşırları dökelim hadi. Hemen dökelim. Yağmur gerçekten çok kötü bir yarışmacıydı desem inanma ama değildi. İyi bir yarışmacıydı. Sürekli onunla eş olurdum. Peki ben nasıl yarışmacıyım Yasin? Yaman Bey. Yaman Bey'in ilk senesi olmasına rağmen gerçekten büyük işler yaptı. Ya bu biraz şer koalisyonu gibi oldu sanki. Kesinlikle. Olmadı ama yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlarımı övme şeklim diyelim. Evet. Ama bugün finaldeyiz. Umarım hak eden alır. Ama hak eden alacaksa da Ogeday kazanır. Ya Ogeday alacak ya Nefise alacak. Evet. Ogeday'dan yana gönlüm ama Nefise'den de %40. Ogeday %60, Nefise %40, öyle söyleyeyim. Bu şer koalisyonundan bir dedikodu alalım. Bizim ekranda göremediğimiz çok komik bir olay var mıydı? Var. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Var. Yasin'le bizim aramızı biraz aşık görmüşler. Yasin benim canım kanım ve kardeşim. Her gün beraberiz. Onu çok seviyorum. Ben gidiyorum. Nasıl bir dedikodu istiyorsun? Abi, koalisyon da aldı. Bakan istifa etti. Tamam, okey. Şöyle. Şu dövme çok hoşuma gitti ya. Evet. Hırsız. Gerçekten. Bu benim kendi kedim. Valla mı? Evet. Hazır mısın? Söylüyorum. Abi, bir şey söyleyeceğim. Şu kediden gideceğim. Özür dilerim. Sokak hayvanlarının bu uyutulması gündemde Türkiye'de. Evet, bilmiyorum, maalesef. Takip edebiliyor musun? Evet, ben parantez içinde öldürülmesi diyorum. Evet. Bu konuya nasıl bakıyorsun? Keşke sokak hayvanlarını uyutmak yerine sokakta gezen tecavüzcülere, çocuk istismarcılarına da aynı şekilde aynı özeni gösterseler. Çok üzücü. Hayvanların kimseye zararı yok. Evet, şu olabilir. Belki güzel şekilde barınaklarda toplanıp sağlıklı bir şekilde bakılabilirler. Ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Çok üzgünüm tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.